Günün son mücadelesine hoş geldiniz. Ben Beyrecevik ve yanımda Noel Dayı ile birlikte günün son mücadelesini sizlere aktaracağız. H2K ile Splyce arasında gerçekten ligin en üst sırasındaki takımla birlikte ligin alt sıralarında oynayan takım arasında geçecek bu karşılaşma. Aslında NA'de alt sıradaki takımların üst sıradaki takımlara karşı ne kadar hırçın ve zaferler alabildiklerini görmüştük. Bu karşılaşma hakkında neler bekliyorsun? Şöyle bir şey var. H2K bu karşılaşmayı kazanırsa Gamers 2 ile G2 ile beraber birincilik koltuğunu paylaşmaya devam edecek. Bu önemli bir maç olacak H2K adına. Diğer tarafta Splyce takımı biraz daha H2K'ye karşı tecrübesiz bir takım. Çünkü yükselme liginden buraya geldiler. Oyuncuları yetenekli fakat tecrübesiz. Özellikle Sencux'ın geçen hafta oynadığı oyunlar çok iyiydi. Ben onu uzun zamandır takip ediyorum açıkçası. Ve özlediğim, görmeyi istediğim Sencux bu. Takımını taşıyabilecek bir oyuncu varsa Splyce takımında o kişi kesinlikle Sencux olarak gözüküyor. Evet, o da orta koridorda Lux, LeBlanc gibi birazcık daha hasara yönelik, daha agresif şampiyonlar oynamayı seven biri. Bakalım bugün nasıl tercihler yapacak? Corki çok fazla yasaklandı. Geçmiş mücadelelerine baktığımda Corki'yi 2 kere nişancı rolünde aldıklarını görüyoruz. Hani orta koridorda çok fazla tercih etmiyor bu tarz. Daha çok büyücü şampiyonlara yöneliyor. Kontrol büyücüsü olsun, suikastçı olsun, hepsini oynayabilen Twisted Fate oynadığını da gördük. Victor oynadığını da gördük. Yanlış hatırlamıyorsam Zed de gördük, LeBlanc da gördük ondan. Evet, Zed ve LeBlanc tercihiyle yani gelmiş. Daha çok nişancı rolünde oynanan şampiyonlar değil de, yani Ezreal, Corki gibi seçimler değil de orta koridorda uzun zamandır gördüğümüz seçimleri oynamayı seven bir oyuncu kendisi. Zaten aldığı şampiyonlara baktığımızda her seferinde farklı bir şampiyon havuzundan farklı bir şampiyonla oynamayı tercih etmiş. LeBlanc ve Ahri oynayışında galibiyet almışlar. Bu da suikastçı büyücüleri birazcık daha iyi kullandığını gösteriyor açıkçası. LeBlanc karşılaşmasında rakip takımı tek başına parçaladı diyebiliriz. Yani takımını sırtladı ve galibiyete getirdi. Hatta kule altında yaptığı 4'te 4 geçen haftanın sanırsam en iyi hareketleri arasındaydı. Evet. Şöyle bir izleyenlerimize bilgi verelim. H2K'de Ryu yerine Selfie oynuyor. Geçen hafta da bunu gördük. Evet. Ligin ilk haftalarından farklı olarak geçen hafta ve bu hafta Selfie oynuyor. Selfie de NA liginden tanıdığımız bir oyuncu. Ondan öncesinde EU'da da çokça bir süre oynadı Selfie. Spa Hot Grove zamanını hatırlayan arkadaşlar vardır. Mr. Ales, Selfie. Bunların çok güzel bir uyumları vardı. İyi bir kadroları vardı. Selfie bir ara bıraktı o oynama sürecini. Şimdi tekrar görüyoruz ve kötü bir performans da sergilemedi açıkçası. Evet, orta koridordaki son iki tercih Lissandra ve Jayce. Ve Jayce'i de aslında çok uzun süredir görmüyorduk profesyonel arenada. En azından sezon 6'da. Evet, Jayce değişik bir seçim oldu. Evet, bu arada seçim ve yasaklama ekranına gelmişiz. Kalista, LeBlanc ve Lissandra yasaklamaları geldi. Bakalım H2K mavi takım avantajını nasıl kullanacak? Sencux'ın da orada döndüğünden sonra bir LeBlanc yasaklaması yani beklenilen bir şeydi. Kulenin altındaydı, evet, değil mi o pozisyon? Kulenin altında. Evet. Şimdi hatırladım. Daha deminden beri düşünüyorum. Evet, şimdi hatırladım o pozisyonu. Evet, Bilulu yasaklaması geldi. Zaten ya yasaklanan ya da tercih edilen bir şampiyon. Çok da güçlü olan bir şampiyon. Her ne kadar bir önceki mücadelede tercih edilip kötü de oynansa, ama o da takım kompozisyonu ile ilgiliydi. Kesinlikle erken oyunda öne geçtiği üstünlük harikaydı ve bir de Gangplank yasaklaması görüyoruz. Diğer tarafta yine bir Kalista. Bugün Kalista 3 defa yasaklandı, 2 maç açık kaldı, 2 maçta da seçildi. Şu an parlayan nişancılardan biri Alistar yasaklaması geldi karşıya. Alistar'da az önce gördük aslında ne kadar efektif olduğunu. Takımınızda tank olmadığı halde ön safhalarda durabiliyor ultisi sayesinde. Evet, 7 saniye çok uzun bir süre League of Legends için. Hani saliselerle belki 1 saniyeyle birlikte tüm takım savaşı değişebilirken 7 saniye çok uzun bir süre derken H2K bir Corki tercih yaptı. Sence Corki Odoamne mi? Forgiven. Peki. Direkt Forgiven. Çünkü çok sevdiği bir şampiyon. İlk 2 hafta sanırsam sadece Corki oynamıştı. Evet. Hatta 4 tane Corki'si var, evet, yani toplamda da. Yani Corki'yi çok seviyor ki Forgiven şöyle bir oyuncu. Her sezon 2-3 tane şampiyon bulur kendine ve sadece onu oynar. Ama o 2-3 şampiyonu oynayabilecek en üst seviyede oynar. Corki şu anda en sevdiği şampiyonlardan biri. Onun da ellerinde muazzam performanslar izledik. %100 hakim. Evet. Evet. Ve Poppy bugün açık kaldı ilk defa ve seçildi hemen. Ve Graves tercihi de geldi. Şu anda Bard'ın üzerinde duruyor. Tabii bu kadar hani Alista'nın yasaklanmasıyla birlikte bir Bard tercihi görebilir miyiz? Aslında şu anda desteklere baktığımızda daha fazla tank desteklere yönelindiğini görüyoruz. Derken Lucian ve Tahm Kench tercihi geldi. Forgiven beni bitirdi şu an ya. Acaba ama hayır. Lucian'ı üst koridorda görüp Tahm Kench'i desteğe hani sırf seni haklı çıkarmak için. Bilmiyorum, Forgiven üzdü şu an beni ya. O kadar dedik bir Corki ile oynadı, çok seviyor. Ama Lucian da çok uzun süredir oynadığı bir şampiyon, onu da söylemek lazım. Lucian'ı ilk çıktığından beri oynadığını biliyorum Forgiven'ın. O zamanlar profesyonel arenadaydı. Bir sene kadar bir ufak bir ara verdi oyunculuk kariyerine. Şimdi tekrar döndü ve sevdiği şampiyonlar arasında Lucian ve Corki var ki bunları çok çok oynadığını gördük. Bakalım hangisini tercih edecekler? Evet, tabii benim dediğim en ütopik olabilecek olaydı. Her ne kadar bugün Lucian's koridoru harika bir şekilde oynansa da. Evet, şu anda da Ezreal üzerinde duruyor ve Ezreal Ahri tercihi de geldi. Orta koridorda tekrardan Ahri Corki eşleşmesini göreceğiz. Büyük ihtimalle H2K son 2 tercihini yapıyor. Bakalım ormanda hangi şampiyonu göreceğiz? Ezreal yine bahsetmek lazım aslında. Şu an metanın en güçlü nişancılarından biri. Çünkü alan kontrolünü çok güzel sağlıyor. Mistik atışları sayesinde kule altında çok rahat bir şekilde dürtebiliyor. Şöyle bir güzelliği var bir de. Orta koridorda 5'e 5 karşılaştığınızda yan koridorları ittirmenize de yardımcı oluyor ultisiyle birlikte. Oradan da bir minyon dalgasının baskısını verebiliyorsunuz rakip takıma. Orta koridorda Ahri seçimi koridor yani minyon temizleme bakımından güçlü. Corki'ye karşı biraz oyun başında sıkıntı çekebilir ama oyun sonunda çok fazla hasar çıkarıyor Ahri'de. Poppy'ye zaten değinmeye gerek yok. Ne kadar güçlü olduğunu defalarca gördük. Hem kendi ligimizde gördük hem yabancı liglerde. Poppy sence ormana mı üst koridora mı peki? Poppy'nin desteğe geleceğini düşünüyorum ben. Peki. Bunu son tercihte daha netleştireceğiz ve Elise ile Janna tercihi geliyor. Evet, Forgiven seni hayal kırıklığına uğrattığı da kesinleşti. Ben hani küçük de olsa bir umut var diyordum ama. Yine orta koridor Lucian. Neden olmasın? Neden olmasın? Evet, yeni meta. Evet, Lucian çarp almış abi. Lucian ormana gidecek. Evet, Bard tercihi geliyor. Daha doğrusu Bard'ın üzerinde duruluyor. Aslında Bard'ı NA'de çok harika kullanıldığını biliyoruz. Açıkçası EU'da çok fazla hatırlamıyorum Bard tercihini. Afro mu oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam bir kere? Evet. NA'de 2 maçta falan oynandı diye hatırlıyorum. Kötü de performans sergilememişti oyuncular. Hatta bir oyuncu üzerinde ban çekmişti. Evet, Matt diye hatırlıyorum ben, evet. Ve Victor'u harika bir şekilde kitlemişti. Hatta bir kere de toteme gelen ışınlanı iptal etti. Yani duraklatmıştı o Zonya ile birlikte. Harika bir tercihti ve evet, Bard tercihi de geldi. Yok, geldi. Şimdi geldi, evet. Bard Ezreal güçlü bir koridor. Dürtmesi çok fazla ve ani hasarları da çok fazla. 6. seviyeden sonra aslında. Diğer tarafta Forgiven aldı Lucian'ı. Muhtemelen Lucian'ı da göreceğiz Forgiven'ı. Yani daha mantıklı geliyor şöyle şampiyonlara baktığımızda. Tabii. Üst koridor Poppy. Görmeye alışık olmadığımız aslında bir seçim. Daha çok onu destekte görmeye alıştık ama dediğimiz gibi esnek seçim. Ormana da gidebiliyor. Bu arada takımlar son 20 saniye kalana kadar hala değişim yapabiliyorlar. Orman Poppy'de görebiliriz ama ben beklemiyorum böyle açıkçası. Kalacağını düşünüyorum ben. Evet. Ve kaldı da. Poppy üst koridoru NA ve yanılmıyorsam Kore Ligi'nde çok fazla gördük. NA'de Fiora'ya karşı inanılmaz derecede güçlü ve birebir de kitle kontrol etkisinden çıkamıyorsunuz. Yeteneğiyle sersemletiyor. Üzerine bir de ultisiyle havaya zıplatıyor. Ultisiyle aşağı indiğinde bir daha ile sersemletiyor. Koçlar da yerine gidiyor. Yamato Ken'in sesiyle tanıdığımız sunucu. Onlar da fair play bir şekilde... Ben her zaman onları oraya koridora girdiğinde üstlerine geri dönüyorlar diyesim geliyor ama doğru kelimeyi hala bulamadım. Soyunma odası dedim bir kere. O da pek doğru değil. Maçı izlemeye gidiyorlar yani, işte. Evet, yani evet. Koltuklarına geri dönüyorlar. Da Corki-Ahri eşleşmesi burada bence kritik eşleşme olacak. Çünkü iki oyuncu da takımını taşıyabilecek oyuncular. Bakalım. Ben burada Corki'yi bir adım daha önde görüyorum. Oyun başında hasar konusunda çok üstün çıkıyor Ahri'ye karşı. Ama hiç belli olmaz. Yiyeceği bir baskın sonucunda geriye düşebilir ve Ahri oradan kartopu efektini yakalayabilir. Bunu yaptığını gördük Sencux'ın. Öne geçtiğinde çok güzel kullandığını gördük bu avantajı. Ki öne geçmeye de ihtiyacı var. Eğer erken oyunda takımı sırtlamayı istiyorsa. Defansif bir şekilde dizildiler şu anda ormanlarına. Derin totem atmaya çalışan bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Hayır, yok. Evet, şu anda izleyeceğimize tekrardan hatırlatalım. 6.2 yamasındayız ve şu anda H2K'in tercih ettiği her iki şampiyona da ufak bir dengeleme geldi. Tahm Kench ve Elise, ama ona rağmen hala tercih ediliyor. Şu anda da ormanın girişlerine doğru atılan totemler görüyoruz. Herhangi bir derin totem veya herhangi bir koridor değişikliği görmüyoruz şu anda. Janna Lucian koridor bakımından güçlü. Fakat aynı güç karşı tarafta da var. Bard'tan gelebilecek bir Q yeteneği, yani çok çok zor pozisyonda bırakabilir Forgiven'ı. Önde kaldığında ise 6. seviyeden sonra o hasarı tamamlayabilecek bir Ezreal var. Ki Bard Ezreal koridorunda Ezreal tek başına da koridorda kalabilen bir şampiyon. Çünkü Bard pasifiyle birlikte birazcık gezmeye ihtiyaç duyan bir şampiyon. Aşağı koridorda eğer Bard değil de başka bir destek olsa kesinlikle Janna Lucian çok güçlüydü, ama Bard o düz vuruşuyla birlikte özellikle o mircinleri topladığında çok fazla hasar veriyor. Ve şu anda da Graves Poppy ikilisi üst koridordan, özür dilerim, kayıcılardan başlamış durumda. Ve kabiliyetler 5 farklı... Aynı, yok. Janna. Evet, evet, bir tek şey... Janna ve Bard arasında değişik. Diğer her koridorda aynı. Yani savaş şevki tekrardan bahsettiğimiz gibi biraz daha öne çıktı. Yıldırımların Efendisi'nin hükmünün nerflenmesiyle birlikte. Aslında diğerleri de güçlendi. Evet. Şöyle bir şey var. Lucian Janna ikilisi koridorda üstün olmayı seven ikili. Çünkü Janna'nın kalkanıyla birlikte Lucian çok fazla hasar çıkarabiliyor. Ama ona karşılık verebilecek bir kozmik bağ var karşısında da. Evet, şu anda açıkçası Gromp'tan hasar alarak döndüler zaten, ama Janna'nın kalkanı burada birazcık daha etkili olduğu için daha az hasar yiyen taraf H2K oldu. Ve şu anda Nisbet'in canı gerçekten bir hayli az. Yalnız şöyle bir şey var. 2 level avantajını hiç kullanamadı. Kesinlikle Splyce öyle. Splyce takımı önce 2. seviye oldu. Tam tersine minyonlardan uzak olan taraf onlardı. Yani korktular. Büyük ihtimalle Nisbet'in canının azlığından dolayı korktular diye düşünüyorum ben. Ama bu kesinlikle seviye avantajının kullanılmasına engel değil. Bu arada Nisbet'ten bahsetmişken, o da soyadını Nikki olarak kullanan benim gibi bir insan. Arenada böyle insanlar görmek mutlu ediyor. Bu arada Sencux orada çok güzel bir hayatın öpücük geldi ve orada Kanon Minyon da birdenbire selfie'ye döndü ve bu hasar takasından avantajlı çıkan taraf Sencux oldu. Bir de şöyle bir şey var. Bir tarafta Doran Kılıcı, diğer tarafta Doran Yüzü olduğu için Ahri'nin 2 tane peksimeti var. Karşılığında Corki'nin 1 tane. Bu takaslardan Ahri'nin önde çıkması... Ki artık o peksimet de yok. Aynen. Ahri'nin önde çıkması çok büyük kar. Yani o peksimetten sonra bu arada... çok agresif bir şekilde Nisbet'in üzerindeler. Ama sıçrasını kullanmadı ve orada daha önce yerleştirdiği canı aldı. Yani şöyle bir durum var. Forgiven ve Wunder ikilisi çok güzel oynuyor bu koridor safhasını. Minyonların arkasına geçiyorlar ve o kozmik bağ tutturamıyor. Yani takaslarda kazanması imkansız hale geliyor Nisbeth ve Kobbe ikilisinin. Açıkçası bu Nisbet'in kötü performansından değil, H2K'in güzel pozisyonundan kaynaklanıyor. Yani minyon arasında minyonlara yakınken bu kozmik bağdan sersemletme etkisini almanız çok basit. Fakat Forgiven ve Wunder hep kendi minyonların önünde duruyorlar. E attığında o minyonla arasındaki fark da açıldığı için hiçbir şekilde sersemletemiyor Nisbeth orada. Ve takaslarda zaten az önce de bahsettik. Lucian Janna ikilisinin oyun başında herhalde bu arada yanlış bir tıklama geldi Odoamne'den. Minyonu yedi. Şahitleri var. Misklik. Orada kötü oldu ve yutsaydı eğer kendi minyonların arasına atacaktı. Tabii, çok fazla hasar çıkaracaktı bir de. Belki hatta pek sanmıyorum ama sıçrasını bile alabilirdi. Çünkü orada çok fazla minyon vardı. Evet, bu arada Odoamne'den bahsetmişken, o da Romanca'da yanılmıyorsam aman tanrım demek, yani Türkçe'ye çevrilişi. Öyle bir isim tercih etmiş. Şu anda orta koridorda da milyon olarak Corki'nin bir üstünlüğü söz konusu ama tabii bu kadar küçük farklar bu koridoru etkilemeyecektir ki Corki zaten minyon olarak çok rahat bir şekilde minyon kesebilen bir şampiyon. Özellikle fosfor bombası ve eşya olarak da Dora'nın kılıcıyla başlaması Yüzüğe göre birazcık daha iyi. Özellikle minyon konusunda. Bu arada kuleden hasar aldı. Bir daha. Tekrar. Odoamne bugün yanlış tıklamalarını ağır ödeyecekmiş gibime geliyor. Bir şey değil mi? Birazcık polyanlacılık yapalım mı? Bilerek minyonu yuttu. Çünkü Elise orada. Hani ben kötüyüm bugün diyeyim. Benim üzerime dal diyeyim. Orada Elise'le skor görebiliriz. Ya da hamyap yeteneğinin olmayışını bilip Poppy saldırıya geçebilir. Yani Odoamne şu an gözümde gitti yani şu maç. Bir de hani bir kere olur, hani iki kere de olur da ard arda iki kere tabii. Çok zor. Bu arada şunu hatırlatırım, Rio'da vize sıkıntısı yaşayan oyunculardan biri 2 haftadır yanlış bilmiyorsam onun yerine geçen hafta da Selfie'yi gördük, bu hafta da Selfie'yi gördük ve aratmadı açıkçası Rio'ya. Senin de seçim ve yasaklama ekranında bahsettiğin gibi çok tecrübeli bir oyuncu ve evet doğru hatırlıyorsun, geçen hafta da Rui yerine oynamıştı bu arada. Kobbe üzerinde çok fazla hasar var. Yalnız Wunder de orada düşmek üzere kalkanını Lucian üzerinde kullandı ve açıkçası mantıklı da bir tercih yaptı çünkü hasar potansiyelinizi yükseltti ve takastan aslında takastan Ezreal Bard ikilisi daha avantajlı çıkmış durumda ve şu anda Graves aşağı koridora doğru gidiyor. Kırmızısı olmadığını biliyoruz. H2K takımı da bunun farkında ve orada geriye çekiliyor. Sıçrayla Sencux'ın üzerinde şu anda. Onun da sıçrasını almayı başardı. Acaba orada bir ayar tarafıcık gelir mi? Skor geldi. Sencux. İşte bu kötü haber H2K adına. Kesinlikle öyle. O kadar aç bir şekilde gitti ki. Şöyle bir şey var. 16 milyon, 17 milyon kadar belki de geride şu anda Sencux ama bu skor onu o minyon farkını kapatmasına yol açtı. Belki de biraz daha öne geçmesine yol açtı. Hemen geri döndü. Cehennem asasında doğru yürüyecek. Burada ki 2 eşyayı da bitirdi. Dakika 7. Evet. Tebrik etmek bir de Negatron. Lazım. Tebrik etmek lazım. Orada acaba ayartan öpücüğü kullandı mı yoksa düz vuruşla mı aldı? Onu ayartan öpücüğü kullanamadı muhtemelen. Şöyle bir şey var. Her hafta söylüyoruz. Jankos ilk kanların kralı. Ya alıyor ya veriyor ilk kanı. Haftalardır bu böyle. Aslında güzel de hasar vermiş ama burada direkt. Aslında burada Elise'e gelen nerf etkilemiş diyebilir miyiz? Çünkü 20-30 canı kalıyor ve aslında vermek istediği hasar da o 20-30. Yani o W'ye gelen, intihar örümceğine gelen o değişiklik hani fark ettirmese bile etkilemiş orada. Ama yine de düşerdi bence. Muhtemelen düşerdi orada da. Yani çok inandı, fazla inandı orada. Ki sıçrasını engeç yapmak için kullanıyor. Kule altından zaten çıkamayacak. Çünkü örümcek atlayışıyla da aslında kule altına giriyor. Hani o ölmeyi göze almış, sadece ilk kanı istemiş. İlk kanı alsaydı bu arada değecek miydi emin değilim. Selfie asist alabilir miydi? Ondan pek emin değilim. Ama asist alabilecek durumdaysa Selfie kesinlikle değecek pozisyonda. Çünkü çok fazla geriye düşürecekti. Ama hiçbir şey olmadı. Sencux o aradaki farkı kapadı bu şekilde. Ve şu anda eşyalara bakarsan orta koridorda bir tane pırıltı, yakut kristal, uzun kılıç. Ahri'ye baktığımızda ise infilak değneği ve negatron pelerini yaklaşık olarak herhalde 750-100 altın kadar önde. Şu anda da orada Trashy'yi tutmayı başardı. Bir hayli daha hasar verdi. Orada 3'te birini kadar götürdü. Yalnız orada Trashy kaçmak yerine ben de vurayım dedi ve güzel bir hasar verdi. Şöyle bir şey var. Bütün hasar potansiyelini zaten kullandı. Kaçması için gerek bir şey yoktu. Bir sebep yoktu. Geriye dönüp verdiği hasarı geri aldı. Bu arada Jankos hiç korkusu yok ya. Evet, orada o ruhtan bile korkmayıp hala orada durabiliyor. 2-2 bir karşılaşmada. Evet, Odoamne bu arada doğru bir şekilde hamyap yapmayı başardı. Arkaya doğru da götürdü. Yalnız şu anda maviye doğru gittik. Jankos orada o mavi kolayca şekil vermek istemiyor. Sencux ultisiyle birlikte skor almayı başardı mı? Hayır, henüz değil. Bart'tan çok güzel bir ulti. Elise orada düşüyor. Takım ama arkadaşlarını kurtardı bu arada. Evet, kesinlikle. Yani. Canı 150-200 civarı kaldı. Jankos neden böyle şeyler yapıyor hiçbir fikrim yok. Yani gerek yok bu kadar agresifliğe. Koridorların zaten önde. Senin bir şey yapman gerekmiyor ekstra. Sadece takım arkadaşlarını rahatlatsan yeter. 2'dir kendi agresifliği yüzünden skor veriyor. Ve o avantajı da dezavantaja çeviriyor. Bu kadar tecrübeli oyuncunun bu kadar hata yapması da ilginç ve bu arada tekrardan Odoamne ile Poppy arasında birebirlik bir mücadele izliyoruz. Buradan skor gelebilir ya da sıçrasını bile almayı başarabilir şu anda. Çok fazla hasar verdi. Hala sıçrasını atmadı. Devam ediyor. Son bir düz hoş getirdik. Harika bir şekilde sersemletti. İki tane minyonun arasından adeta bir sniper gibi orada çok ince gördü. Ya Odoamne çok güzel bekledi. O sıçranın geleceğini biliyordu. Olabildiğince o aradaki mesafeyi kapatmaya çalıştı. Sıçrayı atmasını zorlaştırması için ki bu işe yaramış görüyoruz. Sıçra attığı yerde sersemletmeyi başardı. Çok harika bir oyundu Odoamne'den. Peki iki tane o miskiliğe karşı sence seni affettirdi mi derken orada Trashy'nin üzerinde yalnız orada Selfie çok daha fazla hasar aldı. Fosfor bombası çok fazla hasar veriyor ve skor çıktı. Şu anda da Sencux orada bir ayartan öpücük denemesi ama başarısız oldu. Selfie o paketi o kadar güzel kullandı ki hem rakip ormancının önüne geçti. Diğer taraftan Sencux'ın geleceği yolu çizdi. Emin ol Sencux o yoldan geçseydi yarı canla falan gelecekti. Çünkü Corki'nin paketi çok fazla hasar vuruyor. Rumble ultisi kadar vuruyor neredeyse. Hatta fazla bile vuruyor olabilir belki. Evet, çünkü şu an emin olamadım çünkü ben şahsen kendi oyunlarımda 1300 hasar yedim ondan. Bu arada çok agresif bir şekilde Ahri oraya doğru gidiyor. Ultisiyle devam ediyor. Orada Ayartan öpücü de kaçardı. Selfie burada skor alabilecek mi? Füze salvosu çok kötü geliyor ama orada Jankos ben skoru alırım diyor. Zaten çok agresifti. Bunu bu sefer doğru bir şekilde kullanmayı bildi. Yani şöyle bir şey var. Selfie bildiğin ormancısını taşıyor şu anda. Ormancısında bir skor, bir asist verdi. Yaptığı hareketlerle birlikte 0-2 başlayan Jankos. Bu arada çok güzel şanslı, deneme ama. Kaç canı? Sanırsam 60-70 kadar bir canı kaldı. Yani Jankos'u taşımak için her şeyi yapıyor şu an Selfie. Evet, bu da ne kadar uyum sağladığını ve ne kadar tecrübeli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ve işte tekrarı burada Ahri ultisiyle birlikte geliyor. Fosfor bombası geldi. Selfie sıçrasıyla gidiyor. Aldatan küre isabet etmiyor Sencux'ta. Ayartan öpücük isabet etmiyor. Daha isabet ettiremeyeceği bir yeteneği yok zaten. Hani ruh yeli zaten isabet ettirebilen bir yetenek değil. Olabilecek her şeyi kaçırmış. Her şeyi. Şu an için maçın kahramanı H2K adına Selfie gibi gözüküyor. Hatasız oynayan tek oyuncu o herhalde. Yani Forgiven'la Wunder de güzel bir oyun geçiriyor şu an için ama genel olarak izlediğimizde Odoamne'nin çok fazla kişisel hata yaptığını gördük. Jankos'tan zaten bahsetmeye gerek yok. Selfie şu an o yapılan orta koridorda Jankos'un yaptığı hataları tek başına toparlamayı başardı. Orada alt koridorda da 20 milyondan fazla fark 25 var. Milyon şu anda. Orta koridorda zaten Selfie öndeydi. Hala da o üstünlüğünü koruyor. Ki ilk skoru rakibine vermiş olmasına rağmen bu kadar toparlaması da gayet hoş. O da şu anda üçlü kuvvetine doğru gidiyor. Ahri cehennem asasını bitirmeyi tercih etmiş. Bu arada Nisbeth orada çok fazla hasar aldı. Lucian ise can biçen eşyasını bitirmiş durumda. Göldeki milyon farkını korumaya devam ediyor. Ve evet, Jankos şu anda üst koridora bir baskın yapıyor. Kobbe'ye çok fazla hasar verdi Forgiven. Ama orada bir totem var. Kule altı bir baskın görür müyüz? Evet, Jankos bunu isteyebilecek bir oyuncu. En azından bugün isteyebilecek bir oyuncu. Ama Trashy farkında olayları. Ve eğer orada bir savaş isterlerse daha dezavantajlı olan taraf H2K olacak. Bu arada Jankos çok fazla içeri girdi. Nisbeth orada sıçrasıyla kaçmayı başardı ve Kobbe şifasıyla birlikte desteğini kurtarıyor. Orada Forgiven biraz daha yakın olsaydı muhtemelen skor geldiğini görecektik. Bu arada fosfor bombası da isabet etmedi. Füze salvosu da. Ultisi var hala Ahri'nin ama o takasa girmeyi istemeyecektir. Aslında yetenekleri boşa gittiği anda kullansaydı evet. O zaman çok daha iyi olabilirdi ama o da 1-1-1'e 1-0-1'in mental açıdan düşüklüğünü yaşıyor. Psikolojikman çökmüşüm de Bard'ın ultisi hiç kimseyi isabet etmiyor çünkü Wunder sıçradı. Ama orada Jankos gerçekten çok güzel bir ayak oyunu yaptı. Ve işte Kobbe'nin hasarı. Forgiven vuruyor şu anda ya. Forgiven 14. dakika can biçenini bitirmiş. Ezreal'a baktığımızda tabii mekaniksel anlamda, şampiyon anlamında yapabileceği çok fazla bir şey yok. Çünkü o Tanrıçanın gözyaşının bitmesi lazım ve o iki eşyayı tamamlamadan Ezreal hasar çıkaramıyor. Bu artık ezberlediğimiz bir şey. Ve şu anda 3 kişi o ikinci kuleyi zorlarken artık bir şeylerin yapılması gerekiyor. Geçen maç Ezreal'ın ne kadar efektif, ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bu maç Forgiven nasıl durdurursunuz Ezreal'ı? bunun dersini veriyor resmen. Evet, 101 izliyoruz resmen. Yani karşısına geçiyor ve sadece agresif oynamaya başlıyor. Bu kadar. Çünkü karşılık veremiyor bir yere kadar Ezreal. İki eşyasını bitirmeden o istediği hasarı çıkaramıyor takaslarda. Bir de yanında Janna'nın olmasının faydasını da burada görüyor tabii ki de Forgiven. Kesinlikle öyle. Ve bu arada H2K vadinin alametini almayı başardı. H2K vadinin alametini Elise'e verdi. Bunu son zamanlarda çok fazla görüyoruz. Çünkü bir orta koridor, bir üst koridor, bir nişancıya verseniz sadece bir koridorda kullanılabilecekken ormancınıza verdiğinizde istediğiniz 3 koridorda da kullanabiliyorsunuz. Evet, oyunun 15. dakikası altın olarak H2K gözle görülür bir üstünlüğü var. Minyon biçme konusunda çok önde, artı 2 kule aldı. Bütün fark aslında buradan geliyor neredeyse. Kesinlikle öyle. Oyunda henüz ejderha da alınmış değil. Bir tek vadinin alameti alındı ve 2 tane de kule mevcut. Şu anda da Sencux mavisini alıyor. Sencux hakkında da şöyle bir bilgi verelim. Aslında Sencux'ın iki X'siz ama onu alamadığı için bir türlü o ismi tercih etmiş ve hala da onu kullanıyor. Şu anda H2K takım orta koridordan Okulayüsü ultisiyle birlikte çok fazla hasar verdi ama onları geri püskürtmeyin yetecek mi? Hayır. İşte ya burada bir önceki mücadeleye baktığımızda mesela Graves çok hızlı bir şekilde minyon temizleyebiliyor ve orta koridoru tutabiliyor. Hani orada Ahri olmamasına rağmen tutabildiler. Ki keza senin de dediğin gibi Ahri de geldiğinde o aldatan küresiyle birlikte yani minyonları çok rahat bir şekilde alacaklar. Şöyle bir şey var, bu iki takımın da şu an ilk ejderhayı alabileceği en kısa sürede alması lazım. Çünkü iki takımın da hasar çok fazla artacak. Bir tarafa baktığımızda Ahri, Graves, Ezreal var. Hasar artışı yaşayacak en fazla. Diğer tarafta Corki, Lucian var. Elise var. Ki Elise'in de yetenek gücü çıktığını görebiliyoruz. Şu anki eşya düzeninden neyi çıkacağını bilmiyorum açıkçası. Rayla'ya çıkabilir. Daha tanki eşyalar tercih edebilir. Yani, yetenek gücü vermeyen. Ama yine de hasar çok fazla artacak. İki takımın da ilk ejderha gücü güçlendirmesiyle birlikte. Kesinlikle öyle. Aslında ben Splyce takımından vadinin alamet alınırken bekliyordum ama hayır, gelmedi. Bu arada Bard'dan 2 kişiyi tutan bir ulti ama devam etmiyor. Wunder'in canı yarıya kadar düşürmüş durumda. Poppy 3 kişiyi zıplatmayı başardı. Janna'dan çok güzel bir ulti. Trashy'nin üzerinde şu anda bitkinlik var. Yeteri kadar hasar veremiyor. Wunderwear düşecek. Üzerinde tutuştur var ve skor Corki'de kaldı. Odoamne ise İşte özür dilerim bu arada, ayartan öpücük geldi ama Ahri oynadı gerçekten de, skorunu aldı çıktı. Selfie'nin vurduğu hasar inanılmazdı. Bir Ahri'ye vurdu, yarı cana düşürdü. Bir tane Ezreal'a vurdu, onu da yarı cana düşürdü yani. Evet, bu arada Forgiven'sız bir savaş izledik ve bu savaştan galip ayrılan taraf, daha doğrusu eşit ayrıldılar diyebiliriz. Yani iki tane üst koridor oyuncusu öldü. Wander'i çok güzel bir şekilde kurtardı Odoamne. Ama buradan karlı çıkan taraf kesinlikle H2K oldu. Üst kulenin canını çok fazla azalttılar. Kesinlikle öyle ve aradaki minyon farkı da 60 milyona kadar çıkmış. İşte tekrarı burada Bard'dan bir ulti göreceğiz. Evet, burada Odoamne ve Wander'i tutuyor. Ardından Wander'in canı yarıya kadar düşüyor. Burada Poppy 3 kişiyi birden zıplatmayı başardı. Janna'dan çok güzel bir ulti. Burada da Poppy çok hızlı düşmüş. Ardından işte Tahm Kench'in 2 kere düşmesi. Ahri de harika bir şekilde alıyor ama orada Selfie eğer sıçrasını kullanmasaydı. Evet, orada bir düz vuruş yaptı herhalde. Füze salvosu da değmedi diye gördüm. Ve üzerindeki eşyalarda daha demin daha azdı. Takım savaşı olmadan önce. Evet, Corki'nin neden orta koridorda bu kadar tercih edildiğini bize Selfie gösteriyor. Gerçekten günün son karşılaşması kaliteli ve bir o kadar da heyecanlı geçiyor. Şu anda durum 4-3. Altın farkı olarak H2K'nin bir üstünlüğü söz konusu ve dakika neredeyse 20. Şöyle bir şey var. Corki'yi hiçbir şekilde durduramıyorsunuz çıktığınız tank eşyalarıyla. Çok fazla zırh alırsanız büyü hasarı vurabileceği eşyalar yapıyor. Yani bu hiçlik değneği görüyoruz, evet. Çok fazla büyü direnci çıkarsanız bu sefer de son fısıltıdan yapılan eşyalardan herhangi birini seçebiliyor. O yüzden Corki seçimi bu kadar güçlü. Çünkü iki tarafa da yönelebiliyorsunuz. Kestiremiyorlar hangi eşya build'ini yapacağınızı. Kesinlikle öyle. Şu anda zaten Poppy'nin üstüne baktığımızda bir tane ruh gömleği almış, bir tane zırh eşyası almış. İlerleyen dakikalarda bir tane büyü direnci, bir tane zırh. Böyle gitmek zorunda. Bu arada üst koridorda bir savaş izliyoruz. İki kişiyi sersemle ultileyen bir Bard gördük ve şimdi ışınlanla savaşa dahil olan bir Odoamne var. Ve o ışınlanı sadece kuleyi almak için atmış ve şimdi aşağı koridordan kuleyi istiyor. Eğer Ahri giderse orta koridordan kule kaybedecekler. Ve şu anda Ahri evet orta koridora döndü. Az önce Forgiven yarım bıraktığı işi tamamladı şimdi. Üst koridordan da bir kule aldı. Şu anda orta koridor kulesini aldıklarında çok fazla rahatlayacak H2K. Rakip ormanı tamamen ele geçirecekler. Şu an zaten üstünlüğü var rakip ormanın üzerinde. O orta koridor ikinci kulesi düştüğü anda bütün orman H2K'nin olacak. Evet, H2K şu anda orta koridor kulesini de istiyor ve çok rahat bir şekilde aldı. Çünkü pırıltısı olan, uçlu kuvveti olan bir Corki üzerine bombardıman topu olan bir Lucian ki Lucian'ın pasifiyle birlikte kuleye çok rahat bir şekilde eritebildiğini biliyoruz. Ve şimdi de oyunun inhibitörün aşağı kulesini isteyeceklerdir. Aşağı koridordaki son kuleyi alıp da sadece inhibitör kuleleri kalacak şekilde kuşatmak isteyeceklerdir. Şu an iki eşya bitirmiş bir Ezreal var ama karşısında da üçüncü eşyasına başlamış bir AMK kılıcı almış Lucian görüyoruz. Forgiven altın bakımından çok önde şu anda. Ki direkt milyon farkından bunu anlayabiliyoruz. Milyon farkı, üzerinde 5 kuleye kule yok. Yani altın farkı çok fazla iki takım arasında. Evet, 0 kuleye 0 ejder gerçekten çok büyük bir fark senin de dediğin gibi. Evet, H2K takımı hala orta koridorda. Açıkçası orta koridor yerine aşağı koridora rotasyon yapmaları daha mantıklı gibi geliyor bana. Ama hayır gelmedi. Az önce bahsettiğimiz Jankos'tan Riley seçimi de gelmiş. Hasar çok fazla şu anda onun da. Takım olarak hasar konusunda sıkıntı yaşamayacaklar. Önlerinde durabilecek bir Odoamne var. Çok fazla zorlanırlarsa Janna ultisi de var yanlarında. Bu arada Tahm Kench arkaya doğru kaçtı. Koza tutmuyor. Sıçrayan bir de Trashy gördük orada. Bedava bir sıçra aldılar. Gayet iyiydi. Bu arada Wanda bir çok fazla içeride. Poppy'yi içlerine attılar. Bu arada Bart'tan güzel bir ulti mi? Hayır. O kadar da güzel değil. Şu anda da Trashy çok fazla içeride ve Trashy skorda gelecek. Hayır. Orada evet, bir an Selfie'ye bıraktılar diye düşündüm. Poppy sanki tekli dereceli sırada birini kızdırırsınız da ben fitliyorum derdi girer ya içlerine. Ben o profili gördüm. Ya Vanderweer'ın bunu çokça yaptığını gördük bu arada. Oo, bu arada skor geliyor. Selfie skoru. Bu skorun tamamen yapıcısı Nisbeth. Çok güzel bir kozmik bağ kullandı. Yani Vanderweer'ın çok fazla yaptığını gördük. Bu arada bu Baron Savaşı tehlikeli olabilir çünkü korkileri yok. Her ne kadar canları oz olmasına rağmen işte orada Lucian ultisi yani Lucian, tamamen vazgeçiliyor. Full canlı bir Lucian o 3 kişiyi hiç zorlanmadan kesebilecek durumda ki... Sıçrası ve orada şifası da duruyor. Evet, onlar da bunu fark etti ve hızlıca geriye doğru çekiliyorlar. Bir tane ejderha aldılar, 5 tane kule aldılar ve üzerine bir tane baron eklediler. Şu ana kadar orman hariç tüm koridorlarda minyon olarak üstünler. Ama ormanda da tabii asist farkı ön planda bu aradaki farkı kapatıyor. Ve şu anda skorda da öndeler. Olabilecek her şeyde önde H2K takımı ve gerçekten birinciliği ne kadar istediğini de gösteriyor açıkçası. Hak ederek oynuyorlar yani G2 ve H2K bu sezonun sürpriz isimleri diyebiliriz. Herkes iyi bir performans bekliyordu onlardan fakat bu iki takımın da Origen ve Fnatic'in altında kalacağı düşünülüyordu. Fnatic ve Origen arasındaki kapışma olacağı düşünüyordu. Onlar geride kaldı. Alttan gelen H2K ve G2 şampiyonluk için yarışıyor şu anda resmen. Kesinlikle öyle. Ve tabii ben çok sonrası için konuşuyorum ama ben H2K ile Immortals maçını çok merak ediyorum. Yani öyle bir maç olursa şu anda direkt aklıma o geliyor yani H2K ve Immortals. Tabii bu benim dediğim aylar, mevsimler sonra gerçekleşmesi ihtimali olan bir olay. Evet şu anda Odoamne üst koridorda Vanderweer'ı bir hale dürtmüş durumda ki bir tane agresif eşyası bulunuyor. Orada buzdoğan eldiven tercih etmiş ve baronlu minyonlarla birlikte aşağı koridordaki son inhibitörün önündeki son kuleyi de almak istiyorlar. Ve şu anda o bombardıman topu bir hayli hasar veriyor. Ve o bombardıman topunu alabilecek herhangi bir oyuncu da yok. Evet, Odoamne ise üst koridordan devam ediyor bitirmeye. Poppy'yi üste geri gönderecek. Belki üst koridordan bir kule de görebiliriz ve aşağı koridordan bir kule daha geldi. Eğer Splyce takımı harika bir şekilde savaş başlatmazsa veya Poppy daha deminki gibi bir hareket yapmazsa diyelim, bu mücadelenin sonunu görebiliriz. Üst tarafta Odoamne hiç karşılık görmeden o kuleyi aldı resmen. Poppy bir geldi, bir durmaya çalıştı. Karşısında bir baktı, şey yapamıyor. Kesinlikle öyle. Küçük bir yordle. Yani koca bir kurbağa, koca bir Tahm Kench'e ne yapabilir ki? Catfish, kedi balığı. Evet, teşekkür ederim. Evet, aşağı koridordan ittirmeye devam ediyor ve Odoamne inhibitörü oluyor. Hiç umurunda değil şu an ya. Alo. Splyce'ın umurunda değil. Aşağı koridorda savaş başlatmaya gidiyorlar da onu da başlatamayacaklar. Sıçrası almaya başardılar. Şu anda Poppy tekrardan çok içeride. 3 kişiyi zıplatmasına rağmen Odoamne ultisiyle birlikte geldi ve Poppy her ne kadar 3 kişiyi zıplatsa bile orada düşüyor. Ama bu sefer ultisi daha güzeldi. En azından daha deminki pozisyonuna göre elinden geleni yaptı ama onu takip edebilecek arkadaşları. Ya şöyle bir şey var, savaş başlatmak istedi burada Splyce. Çünkü yapabileceği bir şey yok. Beklerlerse daha çok şey kaybedecekler. Savaş başlatmak istediler ama bunu çok geç yaptılar. Odoamne üst koridordan inhibitörü aldı. Aa, savaş varmış deyip bir de aşağıya katıldı. Orada da skor kazandırdı takım arkadaşlarına. Ve bir inhibitör de biz bunları bahsederken geldi. Evet. İşte Tahm Kench tercihi ne kadar önemli ve aslında çok da güzel bir şekilde oynadı ve üçüncü inhibitöre doğru gidiyorlar. Geri çekilmek yerine çok rahat bir şekilde alacaklar derken Ayartan Öpücük 5 kişinin arasından gidiyor. Trashy çok fazla içeride, koza tutmadı. Trashy şu anda sıçrasını kullanarak kaçmış durumda, üste geri dönüyor. Sıçra artı ulti hatta. Şu yürüyüşüne bayılıyorum ben. O Tahm Kench'in böyle 2 tane stack biriktirdikten sonra dili sallandı. O şekilde kaçtı oradan. Çok rahat bir şekilde çıktı. Şimdi tek yapmaları gereken alt ve üst koridoru ittirip, daha doğrusu minyonların ittirmesini bekleyip orta koridordan baskı kurmak. Onları durduramayacaklar zaten. Yani hiçbir şekilde durma şansları yok. O kadar hasar çıkarabilecek şampiyonları yok. Ve 4500. Yani yine bahsettik, 2500 gibi bir altın farkı iyidir Baron'dan sonra. 4500 çok çok güzel bir rakam. Kesinlikle öyle. Neredeyse 2 katı. Güzel bir şekilde Baron'u kullanmayı bildiler. 3 tane inhibitör ve toplamda yanılmıyorsam 4 tane kule aldılar. Gerçekten olabilecek en iyi şekilde kullandılar ve bir tane de takım savaşı almayı bildiler. Şu anda da orta koridordaki son inhibitörü de alacaklar. Bu inhibitörü de aldıktan sonra hani Baron doğmuş olsa, Baron'u alsalar minyonlar bitirir. O kadar tutamayacaklar. Bu arada Forgiven'ı tutan bir Bard ultisi ama içeriye kadar girebilecekler mi? Hayır. Orada harika bir ham yap geliyor. Ardından Poppy'nin ultisi de hiç kimseye değmiyor. H2K adeta destan yazıyor. Bu arada Jankos sersemledi ama hayır. Orada düşen taraf kim olacak? Henüz bir skor gelmedi. Düşen tek taraf inhibitör oluyor. Yani Splyce yapması gerekeni çok güzel yapıyor aslında. O minyonlar gelmeden savaş başlatmaya çalışıyor ama Odoamne. Wunder şu anda çok içeride. Orada Corki, Poppy skoru almaya başardı. Corki Bard'ı aldı ve Wonderwear şu anda tekrardan çok içeride. Bir skor daha geldi. İlk Nexus kulesi düşüyor. İkinci Nexus kulesi de düşüyor ve H2K günü galibiyetle kapatan ekip oluyor. Ve harika gerçekten. Yani benim favorim Tahm Kench'ti. Yani oyuna çok kötü başladı. Çok fazla yanlış mouse tıkı yaptı. 2 kere üst üste minyon yedi. Sen bayağı bir şey yaptın hatta. Ama son savaşta ve ondan önceki savaşlarda çok güzel kurtardı takım arkadaşlarını. Forgiven'ı kitle kontrol zincirine sokacaklardı. Ama Tahm Kench'ten gelen ham çok güzeldi ya. Poppy'nin sıçrasını da aldılar orada. Evet, harikaydı. Ardından Poppy'nin ultisi de kimseye değmedi. Ve şu anda işte H2K sesleri, evet. Birinciliği paylaşıyorlar şu anda G2 ekibiyle. Ve aslında hani neredeyse 5. haftaya gireceğiz. Hani 4. haftadayız. 4. haftayı da yaraladık bugün itibariyle. Tamamen şu an aslında bu split'in, yani bu 9 haftanın tamamen yarısına geldik. Her takım birbiriyle maç yaptı. Şu an ilk yarısının diyeyim. Skorları belli. G2 ve H2K finalde gelmeyi başardılar. Fnatic ve Origen ekibinden beklenti çok fazlaydı izleyenler tarafından, bizim tarafımızdan. Fakat yani bekleneni veremediler kesinlikle. Origen ligde 6. Fnatic ise ligde 5. durumdalar şu anda ve gerçekten hayran kitlelerini bir nebze de olsa üzüntüye uğrattılar diyebiliriz açıkçası. Origen demişken sana şunu sormak istiyorum. XPK'yi orta koridorda tekrardan görür müyüz? Ben açıkçası bilmiyorum ya. Hani Power of Evil tarafında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. İlk haftalarda yaptığı seçimler biraz hatalıydı. O seçimler ne diye sorarsan şampiyonlara yaptığı eşya seçimleri biraz metanın dışında kalmış eşyalar almıştı. Ama ondan sonrasında kötü bir performans sergilediğini hatırlamıyorum. Ben Origen adına Soyaz tarafında biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çok buna bugün de değinmiştik aslında. Çok agresif. Evet, şampiyon havuzu çok derin. Hatta senin şöyle bir yorumun vardı. Maç içerisinde de çok dengesiz. Hani bir an çok güzel oynayabiliyor ama birdenbire kötü de sonuçlanabiliyor. Tilt olabiliyor Soğaz. Çok fazla tilt olabiliyor. Öyle bir sıkıntısı var. Ama bu tecrübedeki, bu ligdeki bir oyuncunun tilt olma gibi bir şansı olduğunu düşünmüyorum ben. Ya aslında Forgiven'da baktığımızda notlarına ve kişisel özelliklerine çok çabuk stil olan, tilt olabilen tabii bir oyuncu. Canım. Ama oyunculuğuna baktığımızda ve hani yaptıklarına baktığımızda gerçekten başarılı bir performans ortaya koyuyor. Forgiven tilt olabiliyor. Ama bunu oyun içinde kesinlikle kendine yansıtmıyor. Kaybettikleri maçta bile en iyi performans sergileyen genelde hep o oluyor. Yani tilt olmakta bir sıkıntı yok. Bunu maçtan sonra belli edebilirsiniz. Ama maç içinde yaptığınız hareketleri etkilememesi lazım. Soyaz'da öyle bir şey yok. Bir kere öldükten sonra devam ediyor ölmeye. Koridorunu kaybetmeye devam ediyor. Bunun en büyük örneği zaten Fnatic ve Origen arasındaki karşılaşmadaydı. Gamsu koridora yaklaştırmadı bir daha Soyaz'a. Bayağı bir minyon farkı açmıştı. Soyaz 0'a 5, 0-6 gibi bir skora sahipti. Evet, istersen günün karşılaşmasına şöyle bir kısa bir bakalım. İlk mücadelemiz Elements'le Team Vitality arasındaydı ve Team Vitality güzel bir galibiyet almayı bildiler. İkinci mücadelemiz Giants'la Fnatic ekibi arasındaydı. Aslında burada senin maçta da bahsettiğin gibi Giants ekibi karşılık bile veremedi. Hatta Şampiyonluk Ligi'nde de kıyasladığın takımlar olmuştu, olaylar olmuştu. Fnatic gerçekten kolay diyebileceğimiz bir galibiyet elde etti. Üçüncü mücadelemiz G2 ile Origin arasındaydı ve G2 birinciliği şu anda paylaşan ekipler arasında güzel bir galibiyet aldı diyebiliriz. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu arada G2 ve Origen maçı haftanın maçıydı. Dünün de maçıydı, haftanın da maçıydı. Çünkü iki takım için de çok önemli olan bir maçtı. G2 buradan galip gelmeyi başardı. Direkt ilk 3 sırayı etkileyen bir karşılaşmaydı aslında. Çünkü Origen de çok fazla üst sıralarda görmek istenilen ve görünmesi beklenilen bir takımdı. O yüzden evet, kesinlikle sana katılıyorum. Favori mücadele buydu. Dördüncü karşılaşma ise Rocket ile Unicorns of Love arasındaydı ve Unicorns of Love seçim ve yasaklama ekranında senin de değindiğin gibi çok rahat bir şekilde galibiyet almayı bilmişlerdi. Ve günün son karşılaşması H2K ile Splyce arasındaydı ve H2K gerçekten hak ederek birinciliği diğer takımlarla paylaşıyor. Yani G2 ve H2K maçı bu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda çok zevkli olacak. Ben iple çekiyorum o karşılaşmayı çünkü bu iki takım da önümüzdeki maçları kaybedecekmiş gibi noktası bence bu iki takımın karşılaştığı maç olacak. Sanki erken final de diyebiliriz buna. Sanki sezon bitmiş de bir final mücadelesi izliyormuşuz gibi veya bunun bir ön izlenimi, bir fragmanı da diyebiliriz o karşılaşmaya. Çünkü hatasız oynuyorlar. Evet, başka bir yorumun yoksa çok teşekkür ederim bugün bu mücadeleleri sunduğun için. Ben BR Cevik ve yanımda Noel Dayı vardı. Bugün mücadeleleri sizlere bizler aktardık. LOL TV ekranlarında yarın EULCS devam edecek ve bugünün karşılaşmalarını yarın izleyebileceksiniz. Daha doğrusu